Merhaba sevgili LinkedIn takipçilerim. Şöyle gün batımına yürürken sizinle bir konu konuşmak istedim. Konuşmak derken öyle tiki olsun diye söylemedim. Gerçekten konuşmaktan bahsediyorum. Yorumlardan cevap vereceğiz birbirimize. Bir arkadaşımın babası fark etmiş bu durumu. Türkiye'nin en sevilen komedi filmlerinin en sevilen komedyeni kim? 5-10 saniye vereyim size. Evet, Kemal Sunal. Başka birisi gelmedi mi aklınıza? Yani ben başka birisinin geldiğini hiç kimseden duymadım. Türkiye'nin en sevilen adamı mıdır acaba Kemal Sunal? En saygı duyulan, en sevilen adamı mıdır? Hem sağdan hem soldan, herkesten. Bütün çevrelerden. Peki, Kemal Sunal'ın bu filmlerini kim yazmıştır? Birçok filmini Aziz Nesin Sağlam yazmıştır. Ve birçok çevreden Aziz Nesin birçok çevre tarafından sevilmez. Niye işte Türk milletine aptal demiş. Kendi matematik rehası oğluna da aptal demiş birisi. Sonra işte biliyorsunuz hikayeyi. Mahkeme affetmiş yani şey yapmış. Ceza vermemiş. Ve Madımak işte o otel adamı söylemek daha istemiyorum. Otel katliamında kurtuluyor. Kurtaracağım ayağına. O görevli onu aşağıya bırakıyor. Tutuyormuş gibi yapıp. Sonra fena halde dayak yiyor. Sonra işte bir polis memuru, şerefli haysiyetli birisi de onu ölmekten, linçle ölmekten kurtarıyor. Hikaye böyle. Bu böyle bir adam, böyle bir karakter yaratıyor. Bu karakteri Kemal Sunal oynuyor. O Türkiye'nin en sevilen insanlardan bir tanesi. Aziz Nesin de hiç kusura bakmayın. Ortalamaya vurduğunuz zaman en çok sevilmeyen, korkulan ateist olduğu vesaire. Aslında ateist olmasından dolayı değil de yani Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş sağcı bir aileden gelip dindeki her şeyi bilip ateist olduğu için aslında herkesin en çok korktuğu. Yoksa gerizekalı, özenti bir ateist bebeden, bebe diyelim, Ankara bebesi gibi. Bebeden kimse korkmuyor yani. Nefret de duymuyor, salak işte diyorsun. Ama işte Aziz Nesin öyle bir konuşuyor ki. Bu arada ben Aziz Nesin'in ateist olduğunu düşünmüyorum. Yani siz Müslümansanız ben ateistim o zaman diye sanırım bir duruşu var. Geçenlerde ismini hatırlayamayacağım. Benim filozofim hesabımda da ekran görüntüsü olarak paylaştım. İslam niyet endeksi, İslam endeksi bence yani tavır ve davranışlar olarak hukuk yapısı, toplum yapısı, insanların birbirine olan saygısı, sevgisi vesaire neyse kriterler var. İslamiyet endeksinde en İslami ülke Yeni Zelanda, işte Norveç vesaire çıktı. Türkiye 49. mu 39. sırada mı ne? Ya demek ki inanmakla Müslüman olmuyormuş. Geçen yine güzel bir şey izledim. Kim? Ya Hazreti Muhammed'e sormuşlar. Müslüman kimdir? Onda geçen paylaştım. Dün paylaştım sanırım. O da demiş ki ya güzel insandır. Müslüman yardımsever insandır. Etrafına hiç zararı dokunmayan insandır. Böyle şeyler söylemiş. Yani düşünmenizi istedim. İşte faydası dokunan insandır değil mi? Ben de düşünmenizi istedim. Gerçekten bu kadar bilgili birisi. Aziz Nesin ateist olabilir mi? Yani ateist değilim dediği zaman, ateistim dediği zaman dinden çıkmış oluyor mu? Size Allah'a hakaret ettiğini duydunuz mu hiç? Milletin Allah'a tapmasına hakaret ettiğini duydunuz mu? Çok ağır sözleri var ama Allah açısından direkt bir hakareti olduğunu düşünmüyorum.
hiçbir zaman da sözünü sakınmadığınız bir adamdır. Her zaman bu konuyu nasıl yorumladığınız konusunda size düşünmenizi söylüyor gibi bir durum. Ben böyle düşünüyorum. Bence Aziz Nesin en azından hayatını nasıl yaşadı bilmiyorum ama imansız gitmemiştir. Düşüneceğim bu yönde. Ben de bankacıların fazla mesai yapması mevzunu biliyorum. Birebir burada Manavgat'ta Garanti Bankası'nın müdüründen ve personelinden dinledim. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Bankalar işte bu işte yani bankalar tutup da hak yemeye kalkarsa uzatmamak lazım fazla. Bankalar tutup da bu konuda hafta sonu mesaiye çağırmak, akşam günü mesai bırakıp para vermemek, izin olarak vermemek gibi bu işlere girerse hiçbir yer yapmaz. Şantiyelerin zaten durumu ortada. İşçiler kendileri 7 gün çalışmak istiyor, 8 gün parası alacağım diye. O para da kendilerinden çıkıyor, hiç farkında değiller. Patronların da cebinden çıkıyor. Ona göre çalışıyorlar, dinlene. Doğru düzgün çalışmıyorlar yani. 8 güne çünkü harıl harıl çalışsan 8 güne o enerji tabii ki gidiyor yani. Günde 12 saatten 7 güne o enerji taşınmaz. Öyle bir harıl harıl çalışan hiçbir şantiye görmedim ben hayatımda. Hiçbir ekip görmedim. Herkes bir şekilde işlerin yürüdüğünü düşünüyor ama işte böyle olmuyor. Kazalar oluyor vesaire oluyor. Şimdilik videom bu kadar. Daha fazla size gün batımı izletmek isterdim ama video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Anlattıklarımı beğendiyseniz paylaşın. Lütfen beğeni alsın. Ben şimdi kaç kişinin izlediğini gerçekten göremiyorum. Beğeni sayısının 10 katı, en fazla 20 katı olduğunu biliyorum. Lütfen beğeni atın. Ve siz de videolar çekip atın. Yani geçen bir tanesi böyle bir güzel bir yeri çekmişti. Hiç bilmediğim hoş gördü. Denize benziyordu aynı. Lütfen siz de böyle şeyler yapın. İşte o çocuk gibi bir kertenkeleyi ayaksız, bacaksız işte elsiz ayaksız bir kertenkeleyi çekmiş çocuk gibi. Amatör bir ruhla düşüncelerinizi paylaşın insanlarla. Artık daha iyi bir toplum olalım yani. Çevreye zarar vermeyen, işte plaja sigara dikmeyen var mı burada? Hemen bakalım. Şu anda çok gözüme görünen yok. Plaja sigara dikmeyen, işte denize plaj şişesi atmayan falan. Böyle iyi bir toplum olalım ya. Gerçekten şu İslamiyet endeksinde üst sıralara çıkalım yani. Çok güzel bir videodan daha bahsedeceğim. Mısırlı judocu. 1997 olimpiyatlarında neydi? Onun videosu da çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmıştım. Linki paylaşımlardan bakabilirsiniz. Çok fazla şey paylaşmıyorum artık. Silmiyorum çünkü bir mesajdan sonra. Sağ bacağı zarar gördü diye. Ben Müslümanım. Onun sağ bacağına ben de olsaydım hayat boyu sakat kalmasına sebep olabilirdim. Ben böyle bir şey yapamam. Dediği için hem Japonya'da halk kahramanı oluyor hem fail trailer'ı alıyor. Ve bir satı insan Müslümanlığı araştırıp İslamiyet'e geçiyor. Biz de işte nasıl kötü örnek olacağız? Bu kötü Müslüman olacağız. Diye uğraşıp duruyoruz yani. Altımızda çalışanları izliyoruz. 3 kuruş daha para kazanacağız diye. Kötülük yapıyoruz.
gün batımından utanın ben.